Evet, aslında tabii ben eğitimden yana bir tavır sergileyebiliyorum burada kişisel olarak kendim için de. Teknolojiyi suçlamak çok anlamlı değil. Teknoloji bizim elimizde iyi ya da kötü kullanılabiliyor. Kötü kullanılan her konuda var yasalar. Yani internet değil de başka türlü bir şey de olabilir bugün onu kötüye kullanma şeklinde. Aslında bence bu insan psikolojisiyle ilgili, insan suç, ceza bunlar aslında o şekilde görülmeli. Yapılan işin niyeti, işte verdiği zarar vesaire. Hukukçu değilim ama bir vatandaş olarak böyle görüyorum ben. İnternetin zararı diye düşünmüyorum ben bunu ama internet teknolojisinin kötü şekilde kullanan kişiler var. Tabii ki var. Her yerde olduğu gibi. Bunların arkasından tabii ki yasal şekilde gidilmesi, yasal düzeyde bunların cezasının öngörülmesi normal. Bu internet bu anlamda sistemin dışında değil. Aslında yaşamın içinde olduğu için biz de yaşamımızı yasal yollarla düzenlediğimize göre tabii ki yasal konular birleşecek bununla. Ama ben teknolojiyi suçlamayı sevmiyorum. Bence eğitimle özellikle etik konusunda küçük yaştan itibaren bunu nasıl iyiye kullanabilirizle çocuklarımızı eğitirsek zaten o kendi içinde belli bir anlayışla yetişecek bu çocuklar. Teknolojiyi kullananlar da onlar da olduğu için bilinç önceden verildiğinde bence o şekilde önlemek daha faydalı. Ülkeye bağlı. Aslında bunların hepsi yani Avrupa'da genel bir anlayış var tabii ki. Tabii orada bir de Avrupa Konseyi'nin çok bağlayıcı olmasa da üye ülkelere verdiği direktifler var. Onlar çerçevesinde belirleniyor genelde. Katılımcı politikalar genellikle, internetle ilgili kurallar, alttan dediğimiz, bottom-up dediğimiz yöntemle geliştirilen genelde. Şimdi tabii ama bunun dışında yani bu aslında çok Türkiye'ye özgü bir şey değil. Global anlamda şu anki dünyanın durumuyla da ilgili olarak arttı. Bu tür işte hani güvenlik ve kişisel gizlilik, kişisel haklar. Bir yanda bakıyorsunuz işte insanlık haklı olarak tanımlanıyor artık internet erişimi. Ama bir taraftan da çok enteresan bir şekilde devletler nasıl kapatabiliriz, nereden suçla savaşabiliriz'i sürekli gözetmek durumunda hissediyorlar kendilerini. Ve bazen yaptıkları şey umbrella dediğimiz hani çok fazla örtü, torba örtü şeklinde düzenlemelere gitmek. Bunların çoğunda ben aslında yine şeye inanan bir insanım. Diyaloğa çok inanan bir insanım başından beridir de. Akademiye de çok güvenen bir insanım. Yani bu diyalog çok önemli. Çünkü bazen politikacılar iyi niyetle de çok farklı şeyler, politikalar üretebiliyorlar. Ve o öyle bir noktaya geliyor ki artık kısıtlayıcı duruma düşüyor. İlk niyet o olmasa bile sonuç o oluyor. O anlamda diyalog çok önemli. Hollanda örneği enteresandır bu konuda. İsviçre örneği enteresandır. Çok sorarlar haklarına. Ha bazen yapılır, bazen yapılmaz. Oralara girmeyeceğim. Ama proses olarak soran topluluklar bunlar. Bunlar da güzel tabii. Onların örneklerini görmek güzel.